Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere buğdayı biçtik. Daha sonra samanı yapmak için bir süre beklememiz gerekiyordu kuruması için. Biz biçerken dipleri daha yaş olduğu için hemen saman yaparsak çürürdü. Bu yüzden bekledik ve saman yapmaya bugün başladık. Buğdaydan aldığımız verimden bahsedecek olursak oldukça kurak bir yıl olduğu için ve yağmurlar zamansız yağdığı için kötü buğdaylar aldık. Yani 350 kilo civarında buğday aldık. Buğdaylar çimlenirken, yani başak vermeye başlarken yağmurlar yağmadı. Ancak buğday taneleri oluşmaya başladıktan sonra yağmurlar yağdığı için buğdaylar bozuldu. Yani kara kara oldu biraz. Biçerken zaten fark etmişsinizdir. Biçerde oradan kara kara dumanlar çıkmaya başladı. Tozlar çıkıyordu. Bu yüzden buğday kalitesi oldukça düşüktü. Samanı yapmak için biraz beklememiz gerekiyor dediğim gibi. Yani biçerken dipleri biraz yaş oluyor. O zaman hemen ertesi gün yaparsak samanın çürüme ihtimali var. Biz de bir hafta kadar bekledik. Zaten yağmur da yedi. O yüzden bir hafta kadar bekledik. Kurudu ve şimdi toz saman haline getiriyoruz. Patoz makinesinden biraz bahsedelim. Oldukça tehlikeli bir makine. Fazla yaklaşmamak lazım. Kolunu bacağını kaptıranlar çok oldu bu makineye. Ama çok güzel bir makine, dediğim gibi koyunları iyice yiyebileceği hale getiriyor samanı. Bu şekilde paket yaparsak koyunlar yiyemez, ancak inek büyük başlar yer. İnekler yiyebilir ancak. Biz de bu yüzden koyunlar için toz saman yapıyoruz. Toz samanın maliyetinden bahsedecek olursak römorkunu 200 liraya yapıyorlar. Yaklaşık 1 tonla 1200 kilo arasında geliyormuş. Bize de 2 römork yeter zaten. Kalanı paket yapılacak. Büyükbaş hayvanı olanlara verildi, verdik. Makineye biraz bakalım. Buradan içeri alıyor. Saman dediğim gibi sadece küçük baş hayvanlar için yapılıyor. Çıkan tozu da görüyorsunuz. Saman tozu kadar yakan bir şey varsa o da cam tozudur. Yani cam tozu ve saman tozu birbiriyle yarışabilir. Oldukça yakan, rahatsız eden bir toz. O yüzden fazla yaklaşmamak lazım. Hele terliyken daha kötü. Toz samanın römorkunu 200 liraya yapıyorlar. Paketi 2,5-3 lira arasında değişiyor. Yani paket yapıldığı zaman büyüklüğüne göre. Biz buğdaydan dediğim gibi 350 kilo verim aldık. Eğer izleyen arkadaşlar varsa, aldığı verimleri paylaşmak isterlerse, yorum olarak bırakırlarsa sevinirim. Yani bizim için kurak bir yıl oldu. Verimler oldukça düşüktü. Biz 350 kilo aldık. Daha iyi verimler alan varsa paylaşırsa sevinirim. Yani ne kadar sattıklarını yazarlarsa da sevinirim. Toz samanımız dediğim gibi çok ince hale geliyor. Yani bunu oldukça parçalıyor. Toz hale getiriyor.
Bunun içerisine işte mısırdır, bez yemidir, buğdaydır, arpadır, arpa ezmesidir. Karıştırıp küçük başlara yedirebiliyoruz. Saman videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Doğrularımı, yanlışlarımı yorum olarak bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.